Hanımların kocaları üzerinde 30 hakları, kocaların da hanımlar üzerinde 22 ha hakları 23. vardır dedik. Ve hatta bu 52 hakka riayet edilecek olursa o ailede huzur, sükun, emniyet ve asayiş olacağından bahsettik. Değil mi efendim? Evet. Bakın bir gün Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda ağladı. ''Ey kızım Fatime, niçin ağlıyorsun?'' buyurdu. O da dedi ki, ''Ya Resulallah, Beyim, Hazreti Ali'ye, ben bir söz söyledim, ama e, kasıtsız olarak söylediğim bu sözden Ali bana kızdı. Ben de özür diledim. O da özrümü kabul etti. Ama ben niçin onu üzdüm diye ağlıyorum demiştir. Efendim, Allah kızım sen bilmez misin? Allahu Teala'nın rızası kocanın rızasına bağlıdır. Ne mutlu o kadına ki daima kocasının rızasını arar, kocası ondan razı olur. Kadınlar için en üstün ibadet kocasına itaattır. Erkek hanımından razı olunca o kadın istediği kapıdan cennete girmeye hak kazanır. Kocasını üzen kadın onu razı edinceye kadar Allahu Teala'nın lanetinde olur. Riyadun Nasiin. Yani bir madalyonun iki tarafı vardır. Ya evet. Osman Bey. Evet sevgili. Hem para tarafı hem tura tarafı. Öyle değil mi ben? Yazı ve tura. Yani evet. bakın kadının cihadı kocası ile iyi geçinmektir buyuruyor Taberani'de. Kadın beş vakit Namazı kılar, orucunu tutar, kendini yabancılardan korur ve kocasına muti olursa cennete girer buyuruyor İbni Hibban'ın sayihinde. Kocasına muhabbet gösteren, çocuk dünyaya getiren, öfkelendiği an veya kocası kendine kızdığı zaman, kocasını razı edince uyumayan kadın cennetliktir buyuruyor Taberani'de. Hatta e, Şiratül İslam şerinde yazılı bir hanım kocasını güzel karşılar, güzel sözler söyleyerek, hoşnutluğunu kazanmaya çalışıyordu. Peygamber Efendimiz, kadının bu hareketinden dolayı kocasına buyurdu ki, hanımına söyle, selam söyle, Evet yarış sevabına kavuştuğunu haber ver. Efendim, e, bakın, kocası razı olduğu halde ölen kadın, cennete girer. Tirmizi. E, kocanın, hanımı üzerindeki hakkı, benim sizin üzerinizdeki hakkım gibidir. O halde kocasının hakkını gözetmeyen Allahu Teala'nın hakkını gözetmemiş olur buyuruyor. E, senden ne gördüm dememeli hanım kocasına. Yani devamlı eli dolu geldiği halde bir gün eli boş gelince yani o güne kadar hiçbir şey getirmemiş gibi davranmamalı eğer kocalarına karşı küfran nimette bulunmasalar namaz kılan kadınlar hemen cennete girerlerdi buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de bir hanım kocasına iyilik yapmışsa onun da başına kalkmamalıdır. Ayrıca yeme içme hususunda kocasını üzmemeli, yapamayacağı şeyleri ondan istememeli. Kocasının şerefini korumalı. Her işte onun rızasını kazanıp gönlünü hoş etmeye çalışmalıdır. Evet. Kadın kocasını üzmemeli ama koca da hanımını üzmemeli efendim. Yani e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda da pek çok hadis-i şerifleri var. Bakın hanımlarınızı üzmeyin. Onlar Allahu Teala'nın size emanetidirler. Onlara yumuşak olun, iyilik edin. Sayım içinde geçiyor efendim. E, yine en üstün mümin Hanımına en iyi, en lütufkar davranan güzel, ahlaklı kimsedir. Buyurun. Kirmiziye Efendim. Ee, en iyi Müslüman hanımına en iyi davranandır. İçinizde hanımına en iyi davranan benim. Nesai. Peygamberimizin evet. hanımefendilerinden, annelerimizden, çocuklarından, torunlarından hiçbir fert ondan şikayette bulunmuş değildir. Bırakın onları. 150 bin sahabe-i kiramdan bir tanesi peygamberimizden şikayette bulunmuş değildir. Böyle bir numune-i imtisal. Böyle bir üsve-i hasene. Güzel ahlak. Timsali. Efendim bakın evladına güzel muamele edenlerin cennete gideceklerini peygamberimiz ifade buyuruyor. Evet. Üç kız veya kız kardeşinin geçim veya başka sıkıntılarına katlananı Allahu Teala cennete koyar buyuruyor. Hatta bir sahabi efendim iki tane olursa da aynı mı diye sual edince evet iki tane olursa da aynıdır buyurmuş. Başka birisi ya bir tane olursa deyince e, gene de aynıdır buyurmuştur. Hakimin müsteddekinde ve haraitinin maalil ahlak ve mesavi hasında geçiyor. Evet efendim. Benim üç kızım var efendim. Sizin tek kız var değil mi efendim? Evet efendim. Ayşe Melikesi'nde bir kızım var. Ya Allah-u Teala Allah hayırlı Allah uzun olsun. ömürler versin. Amin. E şimdi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın İbn Asakir'de geçen bir hadis-i şeriflerinde kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimseler değer verirler. Onları ancak kötü ve aşağılı kimseler hor görürler. Yani e, çarşıdan turvanda meyve alıp evine getiren sadaka sevap alır. Getirdiğiniz meyveyi erkek çocuklarından önce kız çocuklarına verin. Kız çocuklarına diri diri toprağa gömdükleri bir mecliste bunu Cemiyette peygamberimiz söylüyor efendim. Kadınları, kızları sevindiren, Allah korkusundan ağlayan gibi çok sevap kazanır. Allah korkusundan ağlayana cehennem haramdır. İbn Adi. Bakın İbn Hilal'de hanımı ile iyi geçinip şakalaşanı Allahu Teala sever, rızıklarını artırır. Hanımın kötü uylarına katlanan erkek, belalara sabreden Hazreti Eyüp gibi mükafatlara kavuşur kocasının kötü oyuna sabreden kadın da Hazreti Asiye gibi evet sevaba kavuşuyor. Allah Şimdi yani buna dair daha birçok hadis-i şerif zikredebiliriz ama zannediyorum yeteri Mesela kadar edelim. ifade ettik. Mesaj alınmıştır. Sadece herhalde. şunu evet. söyleyeyim. Hanımını döven Allah'a ve Resulüne asi olur. Kıyamet onun hasmı ben evet. olurum buyuruyor Peygamberimiz. Hanımına güler yüze bakan erkeğin defterine bir köle azat etmiş sevabı yazılır. Yine hanımının haklarını ifa etmeyenin namazları, oruçları kabul olmaz böyleler. Tamam, Dolayısıyla evet. haklar karşılıklı. Eşini döven bir insanın ahirette hasmı ben has hocam. peygamber, ben peygamber efendim? efendimiz. Düşünün Ziya Osman Beyci. Şey. Mahkemeyi Kıbrada Adil mutlak olan Allahu Teala'nın Allah mahkemesinde. Ya. Müşteki peygamber efendimiz. Davacı peygamberimiz. Yani of, of. bu insan nereye kaçar ya orada? Ne cevap verir efendim? Onun için hanımlar Allahu Teala'nın emanetidirler. Erkekler o emanetlerin kıymetini bilmelidirler. Evet. Hanımlar da kocalarının kıymetini bilmelidirler. Biz her ikisini birden söylüyoruz efendim. Her ikisinin her evet. iki hukuka da riayet edilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Efendim. Evet.